Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı vakitler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız Allah'a şükür çok çok iyiyiz. Ben çok çok iyiyim. İsmail'i bilmiyorum. İsmail ameliyat olalı bir ay raporlu ya arkadaşlar. Pek bir hamarat çıktı benim adam. İşten güçten eli değmiyormuş. Bir bakın ne yapıveriyor bana. EYT'lilerde son durum bu arkadaşlar. Bakın EYT'lilerin karıları çok şanslı. Bakın Değil mi? şimdi. Adam bana ne yapıyor arkadaşlar bir bakın. Adam bana mantı yapıyor. Kimin adamı böyle mantı yapıyor? EYT'liler hanımlar da söylesin bakalım yapıyor mu sizinkilerde böyle mantı? Ulan ben şimdi kahveye geçeyim. Nasıl içeceğim kahveye? Onlar da yapsınlar. Ya arkadaşlar bakın bana mantı büküp durur benim adamım. Emeklilik güzelmiş. Değil mi? Para da yeterse emeklilik güzel de para yetmezse kötü. Kavgalar başlar bir daha. Evet arkadaşlar şöyle mantı canımız istedi. Dedik mantı yapalım akşama. Şöyle kocacığımla karşılıklı Karşılıklı sarımsaklı böyle. yoğurtlu şöyle acılıca baharatlıca dedik. Keyfini Bir çıkar çıkar. pişirelim yiyelim dedik. Ne canın istiyor dedim. Mantı canım istiyor dedi. Dedim sen istersin de ben yapmaz mıyım? Sen de dedi ya, ben de yardım ederim sen o zaman yaparsan dedi. Oo dedim. Daha iyi. Şöyle arkadaşlar hemen iki pezi hamur yoğurdum. Şöyle azıcık bir topak kıymamız vardı. İçine bir tane soğan doğradım. Ondan sonra biraz baharat koydum. Soğanı biraz irice oldu ama olsun. Bir şey olmaz. Elimizden çıkan ağzımıza yakışırmış. Şöyle bakın arkadaşlar nasıl büküyor. Bakın nasıl yapıştırıyor. Şunlar benim yaptıklarım. Onlar İsmail'in yaptıkları. Heh. İyice yapıştırıyor ağzını. Hiç çıkmaz onun mantıların kıyıları. Ya arkadaşlar. Evet. Mantı nasıl bükülürmüş. Görsünler Değil mi? EYT'liler arkadaşlar. Hı. Çok güzel yapıyor. Bugünlerde görecek bir şey demek ki. Evlilik demek her şeyi beraber yapma demek. Öyle ben yapayım sen ye sen yapayım ben ye yok. Emekli doldum mu tamam gari. Hep beraber yapacağız. Değil mi? Hadi ama sen daha da şu telefonu bıraksan elinden de beraber yapsak. Değil mi? Hani Bırakırız. beraber yapacaktık ya. Şöyle ben azıcık çekeyim de ondan sonra bir pazımız daha var arkadaşlar. Kıymamız yetmeyecek. Yarısını da şey keseceğim. Boş. Onu da bir daha pişiririz. Bir pazı bir pişirim olur. Zaten bayağı da var pazımız. Şöyle. Şu kadar kıyma kaldı. Şu boş yere de onu doldurursak. Öyle. Boşu da keserken gösteririm size arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Geri kalanını ben de bükmeye yardım edeyim. Sonucu gösteririz. Evet arkadaşlar pazımızın birini bitirdik. Şunları ben büktüm. İsmail diyor ki bunlar diyor niye böyle küçük küçük diyor. Ne diyorum ki Kayseri mantısı diyorum. Bir kaşığa 40 tanesi yok. Bundan 2 tane anca sığar kaşığa diyor. Sen daha büyük yap diyor. Şunlar da İsmail'in büktükleri arkadaşlar bakın. Çimdik çimdik yıldız gibi yaptı. Şöyle. Bük onları da bük. Anladın Şuradan kıyma koy içine de bük. Evet arkadaşlar şunu da şimdi boş keseceğim. Kötü kız derler bizde. Ondan keseceğim. Yeşil mercimek üstü kıkırdaklı pişiriyoruz. Onu da çekerim size. Mantımız bir pazı. Kıymam azdı. Bir pazı anca oldu. Ben ikisini de getir dedim ama içini fazla mı koydum ne yaptım bir tanesini anca yetti. Hamurunda da arkadaşlar sadece tuz yumurta su var. İki tane yumurta kırdım. Köy yumurtası olduğu için sapsarı oldu hamurlar. Şehir yumurtası olsa bu kadar sarı olmaz. İki avuç da un işte. Ne kadar bilmiyorum. İki bardak mı, üç bardak mı? Göz kararı koydum. İki paz oldu. İkinci bezemiz arkadaşlar. Erişte hamuru gibi yoğurdum arkadaşlar. Erişte hamurundan bir tık yumuşak.
Ondan da olur erişte. Pişirdikten sonra. Vallahi arkadaşlar her şey yemek içmek gibi olsun. Allah can sağlığı versin de. Her şey oluyor. İsmail ameliyat oldu bir haftadır. Vallahi 2-3 gündür iyi Allah'a şükür. Canım bir şey istemiyor dedi dedi durdu. Mide bulantısı yaptı çok. Narkozdan mı oldu? Başka şeyden mi oldu bilmiyorum. Arkadaşlar ben şöyle yeter kadar büyüklüğe getirdim hamuru. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Şuradan şu kıymaya hemen azıcık ayıracağım. Şu kadarcık şöyle. Bunlar mantı olacak yani anlayacaksınız. Bir kıtım şurada kıyma kaldı ya. Bunu şimdi boş keseceğim. Erişte gibi mi? İşimiz bitti. Kısa kısa kessem daha iyi değil mi? Biraz kurutmak gerekiyor arkadaşlar da. Hemen şey yapın. Un katıp ofalayın yoksa hep yapışık topak topak olur. Kurutmadan keserseniz. Sana şimdi bir sürü yorum yazarlar. Yazarlar vallahi öyle. Hamurum kesilir, görgüsüz, göreneksiz mi derler, ne derler. Hiçbir şey görmedim mi diye. Vallahi akşam oldu. İş acele olunca biraz daha böyle oluyor. Evet arkadaşlar. Oldu da bitti maşallah. Çene biraz da un. Ayrıldı. Unlayınca normalde kurutup kessen unlama, unlamadan ayrılır. Evet arkadaşlar. Yarım saatte iki çeşit makarna kestik. Beğenen olur, beğenmeyen olur illaki ama. Adım Hıdır. Elimden gelen budur. Acele iş bu kadar olur. Arkadaşlar. Bu kalanlarda mantı dolduracağız.
Bizlere afiyet olsun. Yapıp yiyen herkese de afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Eşinizi kahveye göndermeyin. Böyle hamur işi, sarma, körek, börek yaparken hepsine yardım edin. EYT'liler artık genç emekli. Ya işe göndereceğiniz ya evde çalıştıracağınız ikisinden birisi. Değil mi İsmail? Duymasınlar beni. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.